Sağ olasın kızım. Ellerin dert görmesin. Ben bu gece koyunları otluğa çıkaracağım. Belki siz de bana eşlik etmek istersiniz. Ne dersiniz? Ateşte mantarda közler miyiz? İyi aklına geldi. Benim bile ağzım sulandı. Neden olmasın? Mantar mı? Ben de mantar yemek istiyorum. Ben de geleceğim. Bizim işimiz var Maysa. Tarhana hamuru mayalanmış. Biz seninle tarhana kurutacağız. Tarhana mı? Ama ben mantar da istiyorum. Üzülme Maysa. Biz de burada pişiririz. Anlaştık o zaman. Çocuklar, siz ormana gidin. Taş kuyunun oralarda kurumuş meşe dalları olacak. Onları yakmak için toplarsınız. Ben de gidip mantar toplayayım. Tamam Devran emmi. Kolay gelsin. Size de kolay gelsin. Otlağın orada görüşürüz. Bak Maysa, işte böyle. Oluyor. Böyle daha hızlı. Kızım nimet o. Yazık, onu bulamayan insanlar var. Ama kuşlar yer. Belki onlar da acıkmıştır. Bu çamur hep ayaklarıma yapışıyor. Yeter, çok yoruldum. Biraz dinlenelim. Hadi Bulut, sık dişini. Taş kuyunun oraya az kaldı. Hem daha Devran emniye yetişeceğiz. Bir de dönüşü var. Oy, bacaklarım. İşte buldum. Bunlar meşe odunu. Hem güzel yanar. Devran emmi kuyunun oradan toplamamızı istemişti. Bir sorun çıkmasın. Niye ki? O da meşe odunu, bu da. Hem çok acıktım. Bir an önce gidip mantar yiyelim. Hadi o zaman. Biraz çabuk olalım. Eşit yayalım ki tarhana nemli kalmasın. Dikkat ederiz anne. Nemli kalırsa ne olur? Eğer nemli kalırsa bozulur. Evet Maysa. Tıpkı annenin dediği gibi. Babaanne, güzel yapabiliyor muyum? Aferin kızıma. Çok güzel oluyor. Eline sağlık. Hayırdır Devran emmi? Yüzünden düşen bin parça. Hadi çocuklar, gitmemiz gerek. Hava hayra alamet değil. Yakınlarda bir mağara olacaktı. Geç kalmadan oraya varalım. Daha mantar yiyecektik ama. Aç mı kalacağız onca zaman? Mağaraya kadar sabredeceğiz artık. Hem senin için yolda kuzu göbeği mantarı buldum. Kuzu göbeği mantarı mı? Yaşasın! Bozdu. Hadi kalkalım da rüzgarda uçacak eşyaları toplayalım. Evet, çok sert esiyor rüzgar. Bir an önce halledelim. Perçem, siz tarhanayı toplayın. Biz de kapkacakları kurtaralım. Maysa, biz Seher teyzenle tarhanayı toplayıp hemen geleceğiz. Sen korkmadan burada bekle kızım, olur mu? Beklerim anne. Hem rüzgardan niye korkayım ki? Bence çok eğlenceli. Allah'tan mağara yakınmış. Tam zamanında yetiştik. Evet ama ne kadar da soğukmuş burası. Kuru mağaraya yetişmeye vakit yoktu. Burası ıslak mağara. Ondan soğuk. Hadi bir an önce odunları indirip yakalım. Evet.
rüzgar taşları uçuruyor. Eyvah! Tarhana gitti Perçem. Ne yapacağız şimdi? Yapacak bir şey yok. Maysa'nın dediği gibi tüm tarhana kuşların yemeği oldu. Keşke Güneş Ana'yı dinleseymişiz. Yazık oldu. Şimdi yeniden tarhana mayalamak gerekecek. Hay Allah. Yanmıyor bir türlü. Çocuklar, emin misiniz odunları taş kuyunun etrafından topladığınıza? Hayır Devran emmi. Yolda daha oraya varmadan düşmüş meşe dalları bulduk. Onlardan topladık. Odunların hepsi ıslak çocuklar. Taş kuyunun oradan toplamanız gerekliydi. Bunlar yanmaz. Peki ne yapacağız? Donuyorum. Bu havada hiçbir yere hareket edemeyiz. En iyisi koyunların arasına girip geceyi geçirmek. Gördüğün gibi iyiyiz Maysa. Gece çok üşüdük. Dün hazırladığınız tarhanadan azıcık kaynatın da içelim, içimiz ısınsın. Tarhana uçtu. Uçtu mu? Evet, bezin üstüne koyduğum taşlar hafif olduğu için rüzgar aldı götürdü. Gelin, gelin. Ben sizi hiç çorbasız bırakır mıyım? Eline sağlık Güneş Ana. İçimiz ısındı. Afiyet olsun. Emmimizi dinlemiş olsaydınız bu kadar üşümezdiniz. İşin kolayına kaçtık ama az kalsın donuyorduk. Ardıç kuşunun hikayesini bilmiyorsunuz da ondan. Evvel zaman içinde bir anne ardıç kuşu varmış. Bu kuşun cenup, şimal, şark ve garp adında 4 tane yavrusu varmış. Anne kuş ve yavruları az gitmişler, uz gitmişler. 3 bahar bir güz gitmişler. Bir ulu dağın zirvesine varmışlar. Dağ zirvesine varınca ne görsünler? Etrafta ne ot var ne ağaç. 4 bir taraf çorak. Anne ardıç bunu görünce yavrularının önüne birer ardıç tohumu bırakıp demiş ki, bu tohumları yiyip her biriniz dağın bir tarafına uçun, gittiğiniz yere midenizde erittiğiniz tohumları bırakın. Bir süre sonra orada yeni ağaçlar çıkacak. O tohumları da yiyip yeni ardıçlar yeşertirsiniz. Anne ardıçın sözlerini işiten yavruların her biri bir yöne dağılmış. Her kuş bir yöne gide dursun, biz şimalin peşine takılalım. Annesinin sözünü dinleyip ortalığı ardıç ağaçlarıyla donatmaya başlamış. Bir ağaç, iki ağaç derken şimal annesinin verdiği tohumdan neredeyse küçük bir orman meydana getirmiş. Günler geçip giderken şimalin küçük ardıç ormanını gören bir kaşıkçı gelip ormana yerleşmiş. Bir süre sonra kaşıkçı Şimal'i görüp ona bir tas su vermiş. Kaşıkçı ustasının verdiği suyu içen sevimli ardıç kuşu, ertesi günde kendisine yine kaşıkçı tarafından uzatılan ekmek kırıntısını yemiş ve artık kaşıkçıya alışmış. Kaşıkçı her gün yemeğini verdiği için ardıç kuşu artık hiç tohum yemiyor, ortalıkta dolaşıp fidanların yetişmesine katkıda bulunmuyormuş. Ormandaki son ardıç ağacı da yaşlanıp kuruduğunda kaşıkçı sabah erkenden heybesini alıp gitmiş. Ardıç kuşu uyandığında dostunu etrafta görememiş.
Bunca emek harcadığı orman kurumuş, ardıç kuşu aramış, taramış ama bir tane bile tohum veren ardıç bulamamış. Açlıktan takatsız kalan Şimal, kardeşlerinin yanına giderek onlardan yiyecek istemeye karar vermiş. Ve aç bitap güneye kanat çırpmış. Şimal, kardeşi Cenup'un yanına geldiğinde ne görsün? Yemyeşil bir ormanın ortasında kardeşiyle kaşıkçı oturuyorlar. Kaşıkçı kardeşine yemek veriyor. Şimal kardeşine dur kardeşim demiş. Kolay yemeğe alışan gün gelir, zoru da bulamaz. Ya işte böyle çocuklar. Şimal kardeşlerine kolaycılığa alışmasının hem kendisinin hem de dostu kaşıkçıyı nasıl güç duruma soktuğunu anlatmış. Ardıçlarla kaşıkçı yine çok iyi dost kalmışlar ama ardıçlar işlerini yapmaktan vazgeçmemiş.